Ben dükkan rahat çekiliyor be. Yani çünkü her taraf dincek gibi görünüyor. Sen şimdi filmini görsen bu dükkanı tanıyamazsın. Bu benim değil lan diyorsun. Renkler değişir. İsminiz? İbrahim Bülbül. Labınızda kimler derler? Besin olan. Evet. Peki, hangi obada oturuyordunuz aşağı şehirde? Meydan Mahallesi. Meydan Mahallesi. Peki, şu mesleğe nasıl atıldın? Kısaca bir anlatır mısın? Kaç çeşit mesleğin var? Bu bakkala nasıl geldin? Nasıl başladın? Şöyle kısaca anlat. Asıl mesleğim baba mesela, tüfekçi. Evet. Ondan sonra dokumacı, ondan sonra bu. Bu bakkala. Peki, bu... Besli'den millet niye göçtü? Senin fikrin nedir? Niye göçtü bu millet? Geçimini sağlayamadı. İşsizlikten öyle göçtü. Geçimini sağlayamadı. Peki bu aşağıda şehirde hamamlarımız vardı. Sular akıyordu, yıkanıyorduk, ediyorduk. Durup dururken birden talan oldu bu. Acaba neden? Kim yıktı bunu? Aşağı şehirden yukarıya göç etmesi öyle geldi. Ama Allah'ın evini hangi güç yıkıyor? Şimdi Müslüman bir ülkede cami yıkmak suç. Suç. O bazı adamlar yıktılar. İşte artı bazı ortalama gereksizleri yıktılar. Yani ilgisizlikten mi diyorsun? İlgisizlikten. Hani isteselerdi ki bekçi kollardı. Evet. Bir taşına düşme. Peki bu besinler dışarı gitmezden önce bir haliye düşmedi de. Yok düşmedi. Demek ki bu besini Müslümanlar dışarı gidince diğerleri bakmadı. Öyle anlayacağım anlam çıkıyor değil mi? Bir halik düştü müydü? Yok düşmedi. Demek ki sahip çıkanlar da yine besin halkıymış, esnafıymış. Tabii. Dışarıda köylü kentli geldi. Onlar da ilgilenmedi. Sadece yerlisi göçtü, göç etti geldi. Peki ikinci de şu. Bu Besli'nin yeri diyorlar yanlış yere kuruldu. Millet buraya müşteri gelmediği gibi ev yıkacak, dükkan koyacak, fabrika koyacak bir yer yok diyorlar. Var. Bu acaba senin görüşün ne? Sana deselerdi Besli'yi nereye kurardın? Bana göre kayardı. Kayardı. Neden acaba? Yeri elverişli, sağlam. Sanayi kurulur, şehir kurulur. Peki şimdi diyoruz ki biz Besli'ye gelenlere yardımcı olsun diye bir banka kuralım Besli'ne. Dayanışma, bir vakıf. Tabii. Böyle gelenlere koysun, aynı şu hükümet evlerini nasıl yaptı da rahat rahat ödedi. Tabii. Öyle bir şey kuralım, yapalım ve hiç değilse hemşehrilerimizin başka yerlerde gelmek isteyene yer olsun. Tabii. Peki böyle bir şirkette sen de katkıda bulunur musun? Tabii. İkincisi bir de folklor, spor. Şimdi bu memleketi Besli'yi tanıtmak için bir folklor lazım. Bak Adıyamanlar folklor kurdu, kendini tanıttı. Biz daha zengin bir müziğe... Bunlar senin mi? Burada geldiler, küçük şey. Yabancılar burada film çekiyor. Beni tanıyan ilk ülkelerde film oynuyor diyorlar. Diyor ki muhtar, nereye tanıyor? Ben kaç yılında geldim? 57 yılında geldim. 57 yılında. Evet. Artık 5 yıl olmuş. Evet. 5 yıl halkıyla uyum sağlayabiliyor musun yani? İstediğin kadar. Yani 5 yılın halkı sana bir güçlük çıkardı mı? Bir köylüdür, aşağılık durdur. Yok, hiçbir şey demezler. Demezler. Zaten demezler ya. Evet, demezler. Peki, bu yaptığın işten kendini tam geçindiriyor mu? Vallahi ki ondan geçiriyor bari. Neyle geçiriyor başka? Peki köyde tarlan falan var mı? Tarla falan var ya. Var. Oradan da gelir. Oradan da gelir evet. Peki. Şimdi sana da soruyorum. Bir beslenme olarak. Diyoruz ki artık zamanı geldi. Sırt sırta verelim. Elimizdeki 5-10 kuruşumuzu gidip başka bankalara vereceğimize bir besni bank kuralım. Yani bir bank, şey. Besliler vakıfı kuralım. Paramızı aynı bankalar gibi burada toplayalım. Şimdi memlekete gelmek isteyenlere, cesareti olan Besli halkına, sanatçılarına yardımcı olalım. Gelsin dükkan istiyor mu? Hemen kuralım. Gelsin otursun, iş yapsın. Memleketin çocuğu dışarıda gidip ona buna avuç açmadan gelsin burada rahatlıkla oturabilsin. İkincisi
biliyorsun hükümet evleri yapıldı. Güzel, hiç kimse rahatsız olmadı. Tıkır tıkır 20 sene oturdu. Şimdi bir hevedi yağının fiyatına ev sahibi oldu. Düşünebiliyor musun? Ha. Aynı böyle ödensin, hiç kimse de rahatsız olmaz. Her şeyi devletten beklemek değil, bizim kendi cesaretimiz. İkincisi bu parayla fıstığımızı niye 40 bin lira dışarıda satılıyor, 10 bin lira biz buradan veriyoruz. Kendimiz satalım. Pirincimizi kendimiz satalım. Bankaların Mersin'e giden var mı? Orada ofisleri var. Herkesin bir deposu var. Biz Besin'in gelirini kendimiz yaparsak, senede her vatandaşa yüzlerce milyon para gelir. Şehirde yapar, bize kasabada yapar, dükkanda yapar. Ama böyle ahmakça onun bunun havasına gidersek hiçbir yere varılmaz. Artık dünya bunu götürüyor. Feze çağ. Siz de bunda katkıda bulunur musunuz? Evet. İsminiz? Ses çıkarma. Ha? Evet. Peki. Lağabınıza Besli'de kimler derler? Lağabınıza Besli'de de kimler derler? Kimlerdensin mesela? Lağabımız mı? Evet. Lağabımız ve Çocukmen. Kimlerdensin? Lağabımız. Yani kimlerdensin? Şimdi senin baban bir söyü var ya, mesela ben Kavuncular'danım. Öbürü... Ben de ha, Türkmen mi diyor? Beraber çalıştık. Peki sen gününü aradın mı? Gidip Elaziz'den sordun mu? Ben böyle böyle çalıştım diye. Yok. E niye sormadın? Ben niye? E şimdi günlerini çıkarsaydın emekli olurdun. Beraber çalıştık. Ben nasıl emekli olayım be? Sen niye olmadın? Aramadın işte. Peki sorayım şimdi. O günkü alemle şimdikinin arasında fark var mı yani? Orada çalıştığın zaman mı daha iyiydi, şimdi mi? Karayollarında mı iyiydi, şimdi mi? Adamın ne iyisi, biber satıyor daha görme. Karayollar başka, bura başka ya. Karayollar iyi değil, karayollar iyi. İyiydi. İyiydi ama emekliyor ama. Peki. Peki bu iş, bu işin satı kökü kar olsa ne olur? Bundan nasıl geçiyor? Ha bunun kökü kar olsa ne olur? Ne sen kağıt bölüştük ya, yetti bize bekliyor. Peki bu bu seni kurtarıyor mu yani? Kurtarmaz sen de ne kadar kurtaracağım? Peki size yaşlılık maaşı ya, falan ya, veriyorlar mı? Veriyorlar. Ha. Veriyorlar yaşlılık. Ne kadar? Akıllık. Kaç lira mesela? 3 ayda 100 bin lira. 3 ayda 100 bin lira. Bu yağ parası değil mi? Bir tane ki yağ et mi? Ya. Ekmek yediyiz. Peki sana da sorayım. Bu memlekette niye bu halk göçtü dışarıya? Besin'le niye dışarıya göç etti? Barınamıyorlar, geliyorlar işte. Ne barınamıyorlar? Hepsekiler gitti. Ya sen karışma, ben senden sormayayım ki. Peki. Ha, burada barınamayan gitti. Dışarıda gidenler barındı mı diyorsun? Ne bileyim ben barınıyorum, barınmadım. Duymuyor musun? Yeri geliyor, yeri geliyor, yavaş yavaş. Geri geliyor, geliyor yavaş. Geliyor. Gelen çok, iyi. Peki sen şimdi genç olsan, sana soruyorum. Bu, burada bu işimi yaparsın, dışa gider çalışır mısın dışarıda? Gider çalışırım genç olsam, tabii burada bu işi de yapıyorum. Ha, demek bu iş sadece oyalayıcı. Oyalayıcı, aynı. Ha, oyalayıcı. Yani, aynı. Dostlar alışveriş. Normal. Yani kötü de değil, çok aşırı iyi de değil. Şu an nasıl? Merdoğan da eski zaman Merdoğan ha. Evet.
yok. Aha. Bu afat bu. Makine değil, afat. Nurettin Öztaş. Nurettin Öztaş. Bu mesleğe babadan mı yoksa sonradan mı atıldınız? Başka mesleğiniz var mı? Efendim şimdi bu mesleğe baba mesleğimiz. Babamız 1933 yılından belli, eski besinden belli bu mesleği yapar. Ben tanıyorum. Biz de babamızın mesleğini sürdürüyoruz. Ben 1962'den beri bu mesleği sürdürüyorum. Peki. Yaptığım iş av malzemeleri bayisi ve plastik ayakkabı üzerinedir. Evet. Hiç dışarıya gitmek düşündün mü? Hayır efendim. Hiç bir ara düşündüm. Bir ara memleketimiz bir ceren krizine girmişti. Evet. Biz canımızı dişimizi attık. Memleketimden ayrılmak istemem. Memleketimizi çok seviyoruz. Evet. Annelerimiz, insanlarımız, doğa güzelliklerimiz çok iyi olduğu için maalesef burayı bırakmak bir türlü istemedim. Hiç de aklımdan geçmedi. Lağabınıza kimler derler? Efendim lağabımıza şerek atma derler. Şerek atma derler. Aşağı şehirdeki obanız? Efendim? Aşağı şehirdeki. Şahtan maalesef efendim. Şahtan maalesef. Şahtan maalesef. Peki, şöyle size soruyorum. Besni'den bu halk neden göç ettik? Niçin göçtüler? Evet, senin görüşün nedir? Tabii teşekkür ederim. Efendim şimdi benim yaşıma göre, yaşım şöyle böyle 38 yaşındayım. Evet. Eski Besni'yi gördüm. Evet. Çocukluğumdan belli hatırlıyorum. Aklıma geliyor hammamları, evet, caddeleri, sokakları, insanları, yaşayışları aklıma geliyor. Evet. Besni bana göre yeri iyiydi efendim. En başta yer sorunundan dolayı memleket göç etmiştir. İkinci bir konuda vilayetlik hakkımız bizim olduğu halde Adıyaman'a verildi. Memleket İkinci konuda o yönden göç etmiştir. Neden? İlgisizlikten mi oldu? Bu yoksa efendim, yeri de şahsı bir sorun. Şahsı çıkarlar efendim. Şahsı çıkarların yüzünden olmuştur. Evet. Ağaların, beylerin yüzünden olmuştur. Açık evet, konuşuyorum. Evet. İşte de bana gücensinler. Şimdi bazı hemşehriler diyor ki, evet, beyler Dündar yazısını vermiş, kimisi Kayardın'a gelmiş. Devlet de bu Kayardın'ın şehir olması demişler. Köy enstitüsü de kurulacaktı. Şimdi Gaziantep bir numaralı Atatürk'ün yani savaş görmüş ilkelerden ilk olarak savaş görmüş alanlara devlet şeyi emri geldi. Evet efendim. Biz de Antep'te bağlı olduğumuz için Besniye'de bu ilk Cumhuriyet'in nimetinin emri geldi. Okul ve yeri değişikliği. Evet efendim. Şimdi gelenlerin hepsi Kayardın'ı göstermiş ama iki çat eşitliğinden yanlış yere gelmiş. Zaten efendim şimdi sizin buyurduğunuz gibi buraya çat diyorlardı. Esas yani çatın yeri Kayardın Mahallesi. Esas. Evet. Fakat bazı çıkarcı kişiler isimlerini şu anda veremiyorum. Tabii yani gerekmez tabii, biliyor zaten Besni. Çıkarcı kişiler Dette'den memleketli bu yumurta biçiminde yani balığın evet, sırtına benzer. Kaygan evet nereye balığın gitsen kayar düşer. Dette'de buraya koydular. Memleket nereye ilerlesin? Memleket zamanında bunu 30-40 sene öncedir devam ediyor İstanbul'a. Fakat şu son 2 senedir göç biraz durdu. Durdu. Buradan yolun geçmesi, evet, fabrikaların bir ikiden çoğalması biraz yani kısmeten durdu. Kimi diyor ki ya buyurun, bu aşağı şehirde Kara Mahmet'in evini suyan altın bulmuş. O yalan. Bilmem şeyi meydan hamamını taşını çıkaran altın bulmuş. Onlar yalan. Bilmem kim bunlar hep böyle dışarıda bulmuş burada zengin olmuş gitmiş hayır diyorlar. Hayır efendim ben inanmıyorum öyle bir şey duymadım. Hayır. Duymadım. Yani evet, duyduk ama yalan. Ben de diyorum ki ben İstanbul dünyanın en bir numaralı tarih şehri. Ben buraya Havaş Pamuğu gibi orada çalıştım imar işlerinde. Bir peniz rastlamadım. Lan bu Besni'de ne kadar ton altın gömmüş adamlar. Yani misalin yanlışlığı burada. İkincisi de şu. Siz olsaydınız sana şehri kur deselerdi genç olarak. Evet. O günün bir yöneticisi olarak nereye kurardın? Kuyucak Mahallesi'ne kurardım. Kuyucak. Neden? Neden? Doğru söylüyorsunuz. Kuyucak Mahallesi'nin yeri daha havadar. Evet. Daha güzel. Kuyularımız var. Buz gibi sularımız var. Evet. Efendim oranın lağım teşkilatları olduğu gibi değirmen çayı mevkine akabilir. Fabrikalar evet, kurursa değirmen çayı akabilir. Ağaç dikeriz, bahçe yaparız. Evet efendim. Sonra evet, yeri sağlam. Yeri sağlam. Yok, heyelan yok. Evet. Her tarafı ilerliyor müsait. Zaten şehir var. Ne de böyle yer tabii, lazım. İstanbul da dalgalı. Bilmiyorum doğru, gittiniz doğru mi? İstanbul da dalgalı. Doğru. Her şeyi de var. Sanayi de var. Evet. Evet yeri sağlamlığı. Başka sorun var mı efendim? Peki efendim. Şimdi ikinci şey şunu soruyorum. Evet. Bu aşağıdaki camiler yıkıldı. Şimdi artık bunu bırakalım. Şimdi diyoruz ki bir memleketi tanıtmak için Besni'nin ne ekiyor ne biçiyor 6 vilayette yoktur Besni'nin kaynağı. Ben Türkiye'ye geldim. Doğru. Yani gezdiğim için doğru, bunu biliyorum. Doğru. Şimdi diyorum ki aklımızı başımıza alalım. Bir Besniler olarak bir vakıf kuralım. Bir banka gibi. Sermayelerimizi buraya aktaralım. Nasıl bir hükümet evini yaptılar. Herkes ödedi. Şimdi bir kilo hevedi yağ parasına
etmiyor yani ha. Evet. Herhalde ya evden bahalı. Ha. Evet. Şimdi biz de artık iş işten geçmeden önümüzde bir kap projesi de var. Evet. Buradan da aslan payını alır mesuller. Böyle tuttunuz taşı sıkar suyunu alır. Biz şimdi bu aklımızı başımıza alalım. Fıstığın kilo havalanda Menderes havalanda 40 bin lira. Burada ben röportaj yaptım. Tetirli'de 10 lira, 12 lira 40 bulmadan alıyorlar. Bu 30 bin lira el alemiyor. Ne besleli ne besinin adını taşır. Biz diyorum ki hüdütleri köyleri de çekeceğim böyle. Malımızı biz alalım. Biz pazarlayalım. Kendimizin bu malımızı. Avrupa mı istiyor? Gelsin bizden alsın. Kavun mu istiyor? Gelsin bizden alsın. Böyle bir yatırımla memlekete daha iyi bir hizmet. Gelene de böyle rahat, aha sana ev, aha sana da dükkan dediğimiz zaman besli yeniden bir hüviyete kavuşacak. Yani senin dediğin yer buraya rakip bir şehir olacak, bir şehir olacak. Şimdi ben sözünüz geçiyorum. Şimdi size son olarak şey diyeyim mi? Şey üzerine, memleketin kalkınma konusunda. Şimdi bu efendim biz GAP projesine yararlanamıyor. Hükümetin politikası bu, başka bir şey değil. Adıyaman'ın bir kısmı yararlanıyor, Besni yararlanıyor GAP projesinden. Çünkü Besni'nin toprağı rakım olarak bir de yükseğe düşüyor. Sonra Fırat Nehri barajı bize çok uzakta. Evet. Örneğin şimdi Keşin Ovası, herkes kendi malını, uyum vurdurmuşa. Evet. Pamuk sulanıyor. Ha. Değil mi? Yeraltı sulanıyor. Yeraltı sulanıyor, yaralanıyor millet. Kendi imkanlarıyla tabii. Şimdi benim Temelli tarafına gelince fıstık kooperatifi davası var ya efendim, fıstık kooperatifi davası. Kooperatif şimdi Besni'de hükümet buraya bir kooperatif kurmuş. Ha. Yıllardır bu tam olarak işlenmiyor. Antep'e gidiyor bizim fıstığımız. Esas Besni fıstığı Besni'dir. Antep'in değildir. Ha. Ha. Ben bu görüşteyim. Fakat bir şey yok. Antep'in adamları zengin olduğu için o adamlar yaralanıyor. Bizim hakkını verip alıyor. Bizim malımız oraya gidiyor. Biz de buraya şimdi tam teşekküllü kooperatif kurursa, işte banka gibi olacak. Evet. Böyle Ahmet'in Mehmet'in emrinde değil. Bütün banka oranın, gibi sorumluluğu. Evet, doğru. Oranın geliri boydan boya bizim Besni yakar. Bu da bir kalkınmadır. İşte tüccarı buraya alıştıracağız. Evet. Antep'e değil buraya gelsin. Çünkü ona fıstık mutlaka lazım. Nereye gidecek? Besni'ye gelecek. İkinci bir konu. Şu tut nayası var efendim. Evet. Sallak köyü var. Sallak evet. Köyü. Sallak köyüne Besni arasında bir köprü olması da şart. Niye? Evet. Oranın adamı da komple Adıyaman'a akıp gidiyor. Evet. Oranın adamı komple Adıyaman'a gidiyor. Evet. Oraya bir köprü yapılırsa Sallak'la Besni arası köprü yapılır. Hem 15 dakikada buraya gelir. Oranın köyleri komple 15 dakikada gelir oraya. Bu da bir gelirdir Besni. Bu fikirler yani Besniler toplu olarak. Biz İstanbul. Gayem nedir biliyor musun? Şimdi şöyle İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Besni. Şimdi diyorum ki artık sırt sırta vermenin zamanı geldi. Tamam. Nerede olursan olalım, oraya koşalım. Yani her yerde bir Besni'nin kanı, diğer Besni'nin canı olmalı. Artık dünya milletleri artık insancıl hayakete geçiyor. Silahlara son müdahale ediyor. Son olarak bir şey diyeceğim, özür dilerim. Memleketimizi üçüncü bir konu yıkan da particiktir. Evet. Biz bak politika edeceğim. Yok. Evet. Biz Besni'li olarak... Biz politikadan dışında değil, biz halkımıza en iyi refah, emeğini, çalışkanlığını dayanışmada, dışarı gidenin sırtına yadırlı yorgan değil, aşağı görenler bugün görüyor ki ipek yorgan altında Mercedes'ten geliyor, iftihar ediyoruz halkımızla. Yani, bu da gerçek yani. Şimdi biz hemen şu kamera lezzetli, şahane, acısı tatlısı içinde isteyen istediğini yer, isteyen istediğini yemez. Görüyor musunuz? Tabii. Bir numara dolmalık, bir numara turşuluk. Çık çık ağzına at git. Evet. Var mı böyle biber? Göstersinler hani kamerayı iyice çek ki. Tabii. Millet iyice göre. Görüyor musun? Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şey sağ olasın. Folklorumuz zengin. Çalıştırıyor musun kamerayı? Evet. Folklorumuz zengin. Biz diyoruz ki bir folklor kurmak istiyoruz. Folklorla futbol artık dünyanın bir numaralı aracı oldu. Doğru. Biz de bunu bir folklor kurmak istiyoruz. Besni folkloru. Evet. Besni'lerin. Mesela Besni'de gidecek. Antep'te bir Besni'nin düğünü mü var? Arabası altında gitsin. Ne çalıyor? Onların gönlünce. Onların özlemini gidersin. Gelsin öyle para saçma yok. Kendi milletine versin. Düğününü etsin gelsin. Adana'da mı? Gitsin hemen. Akşamdan gider. Orada düğünü yapsın gelsin. Böyle artık son sistem bir şey olarak kurmak istiyoruz. Bunların birçok eserlerini de yazmışım ben. Yani ben bunu 6-7 senedir de uğraşıyorum. Hiçbir çıkar peşinde de koştuğum yok. Zaten çıkar koşsa bu makinenin günde 150 bin lira, her gün düğün çekerim, 4,5 milyonu ben atıyorum. Neden? Ben Besni halkının bir ferdiyim ve hepsini de sıçanın deliğinden bulacağım, çıkaracağım, Besni'nin eski hüviyetini yan yana getirip bir tek vücut bir film yapacağım.
Şimdi var bir sorun var. Bunda da bir katkınız olur mu yani? Bunda da bize destek sağlar mısınız? Kesinlikle olur. Olur. Yeter ki buranın önde gelen kişileri. Önde gelen kişiler var bir kere. Bizde büyükler var. Onlar bize bir abilik yaparsa, maddi manevi yönden yaparsa tabii. Biz aramızda selgimi giderek. Mesaj. Selgimi giderek, bu laf atmıyorum ben sana burada. Tabii. Selgimi giderek memleketimizi futbol olarak olsun. İşte biz kafadan inen durumlar hiçbir zaman şu. Ben niye senden soruyorum, senin fikrini alayım ki kurduğumuz zaman sahip çıksın halkımız. Doğru. Halkıma danışarak yapıyorum. Tabii, teşekkür ederim. Besin halkının. Gönlünce daha şimdiye kadar kimse de hayır demedi. Evet. Demek ki istek var. Yeter ki dürüst ve inandırıcı olsun. Peki bunlar ne oluyor şimdi? Bunların adı ne oluyor şimdi? Eskiler kare çuvaldı. Şimdi ne diyorlar? Çuval. Bunları köylü vatandaşlar alıyor. Bir dakika. Böyle vatandaşlar alıyor, kurt yapıyorlar. Fıstığın altına sergi yapıyorlar. Fıstık doldurlar, burada doldurlar, gündüz doldurlar, altı doldurlar. Geniş bunlar. Eskiden karel derlerdi değil mi? Karelim daha büyüyor. Bir tur. Daha büyüyor. Güzel. Bastıkları çekin mi? Milletin ağzı sulasın. Besinler diyeyim. İstanbul'da görünce ağzı sulasın. Bastıkları görünce. Allah gelin. İsmail gelin. İsmail. Herkesin işine daha kolay. Evet. Kendilerinden gelin. Üçüncülü bastık. Peki kaç çeşit bastık var? Dört çeşit bastık var. Dört çeşit. Peki kuru üzüm kaç çeşit biz besinde? Kuru üzüm, bir pembe, şelef üzüm, bir de siyah üzüm, üç çeşit. Üç çeşit. Daha çok hangisini yiyor bizim besin halkı? Hangisini kuru, daha çok? Kuru olarak en fazla pembe üzümünü yerler. Bunlar kuru dolma. Dışarıdan gelenler alıyor değil mi? Daha ziyade tabii, besin. Tabii. Hep dışarının için. Zaten şehrin içinde kesinki evde. Dışarıda onlar dışarıdan gelenler alır. Maşallah sende her çeşit mal var. Evet. Bu bütün köylüye cevap veriyorsun. Tabii. Bal mumu. Kilim isteyene kilim, heybe isteyene heybe, bal mumu isteyene bal mumu, ip isteyene ip, yılan isteyene yılan. Çok iyi bir şey. Eski antikalar. Evet, antika şeyler, her şey var yani. Abalar, babalar. Abalı, mabalı. Çok güzel. Malım, yılanlar, mılarlar hepsi var. Evet. Hani göstereyim ki yani konuşmamla doğru olduğunu kanıtlamak. Tabii. İşte bizim beslinin halkı böyle girişken. Bir evet. Dalda durmaz. Hangi dalda bakar ki tutunacak, tutundu mu o dalı evet. Yapışır. Ekmek dediğimiz her şeye hemen saldırır. Yani Türkiye Cumhuriyeti besinler gibi olsa ne kırıltı olur, ne gürültü olur, tabii. Ne kavga olur, herkes çalışır. Tabii. Alın terinden yiyen bir millet. Tabii. Bakas Gökçe. Bakas Gökçe. Kürdanoğlu derler aslında. Ha, lağabınız da besliyorlar, kimler derler? Kürdanoğlu. Kürdanoğlu derler. Evet. Peki. Kaç mesleğin var? Besinlerin mesleği çoktur. Bu işe nasıl başladın? Şöyle besinle hayatını kısaca anla. Benim esas mesleğim keçecidir. Evet. Yaylalara giderdik. Dükkanımızda keçemiz, aşağı şehirde dükkanımız vardı. Keçecilik yapardık. Evet. Yaylalara giderdik. Son zamanlarda rahatsızlığım nedeniyle doktor tavsiye etmedi o meslekte çalışmamı. Gurbete çıkmak zorunda kaldım. Evet. Gurbette satıcılığa alıştık, seyyar satıcılığı yaptık. Van'da, Muş'ta, Kars'ta, evet. Yani Türkiye'nin aşağı yukarı doğuda ve İç Anadolu'da. Gezmediğim bir şey kalmadı, her tarafta satıcılık yaptık. Sonra işte bir senedir ne bu dükkanı aldım. Evet. Şimdi burada ticaret yapıyorum. Peki bu işler seni kurtarıyor mu?
Şu anda iyi. Kurtarıyor. Ha, böyle giderse iyi diyorsun. İyi, evet. Peki. Günden güne fark ediyor. Bu mücadele, bu besinlerin nereden geliyor bu böyle? Her dala atıyoruz. Bak sen de gitmişsin, şunu satmışsın, tabii, bunu satmışsın. Dışarıya bu bizim aile kökeninden mi var yani böyle? İşte ben... Aintop teyzeler burada bulunmaz mı ya? Ne içki şehrin iptal edilmesi dolayısıyla, dışarı taşınma dolayısıyla, yukarı şehirde yeni Ahtasehir'e yere göçmesinin yönünde herkes perişan bir helal. İcabında adam yukarı şehre ev yaptıracak gücü yordu, pırtısını palazını yükledi, dışarı gitti. Adana'ya, evet, Mersin'e, İstanbul'a, evet, Ankara'ya, İzmir'e, yani Türkiye'nin her tarafına gitmek zorunda kaldı. Evet. Uşak. Tabii bunlar burada herkes iş sahibi oluyor. Yani gittiklerine razılar hepsi de. Şu anda tabii burada kalanlar da normal. Peki şimdi eskiden derlerdi, sen de duymuşsun. Ha, bunu sütüne yadırgıyorlar, bu adam olmaz derlerdi. Duyuyordun değil mi? Adana'ya gidenlere ha, hiç zaten mahkum ha, saymazlardı. Ha. Şimdi görüyoruz ki kutlu yorgandan, yadırgı yorgan değil de kutlu yorganda yatıyorlar. Evet. Demek ki Besnilere bu sözü yakıştıranlar, Besni'yi sevmeyenler, Besni halkını tanımayanlardı. Mutlaka. Ha. Yok efendim, aşağı şehirde altın bulmuşlar. Yok bilmem filan küt sürerken bir küp altın bulmuş. İkimizi bir kuşkan altın bulmuş diyorlar. Sen böyle şeylere inanıyor musun? Şimdi inanmıyorum ama tabii görmedikten sonra inanmıyorsun ama adamın şeyine göre mutlaka bir öyle bir gelir sağlamış ki geçten adam birden bir şeye yükselmesi nereden geliyor birdenbire? Mutlaka oluyor yani, bulanlar var. Evet. Şimdi ben Karahisar'ı aldım, Ankara'ya yerleştim. Ben çocuklar okuyor yani, misal anlatıyorum. Evet. Okuyordu orada, mecburdum orada. Orada ben de sevindim, hemen ticaret atıldım. Evet. Ben de öyle kazandım, altın ettim. Şimdi ben gitsem desen ki Ankara'da Ateşoğlu, dozer pat acından ölü, kimse inanmaz. İşte bu böyle olmuştur diyorum ben. Evet. Şimdi Karahisar'ın sırtında altını görürler, bizim besliler. En ufak dayanağı yok, bankası yok, şeyi herhangi bir sigortası yok, sigorta işte yarına bir altın ayırırdı yani. Avradın koyunda birkaç ışıldı olsun da işte kara günde lazım olur diye, değil mi? Tabii, evet. Bunu şimdi büyük bir şey görüyorlar, küpte saklı gibi. Biraz zenginlerin de daha çokluğu hissediyorlar, bundan doğuyor yani. Peki, şimdi şöyle diyelim. Besnil'e bu aşağıda şehirde ne güzel çalıp oynuyorduk, hamamlarımız vardı, evet, camilerimiz vardı. Bunlar niye yıkıldı acaba? Bu talan nereden oldu? İlgisizlikten mi, yoksa böyle kişiler tabii birbirine sattılar mı? Hayır, şahsizlikten. Mesela orayı koruma bir haline alacak bir kimsenin gücü kuvveti yoktu ki. Adamın bir evi vardı, tuttu sattı yani. Esas aslında bu gareci gibi de bir şey oldu. Mesela evleri sökmeye başladılar. Sökenlerden altın bulanlar oldu, bildiklerimde var. Ondan sonra bütün ev almaya başladı. Burada da bulamam, burada da bulamam. Şimdi eskiden Ermenilerim olduğu için, onlar da hani sürgüne gittiği için saklıları, gizlileri olanlar varmış. Evet. Mesela buldular. Bulanlar var. Evet. O yönden aşağı şehir kendilerine harap oldu. Bir talana dönüştü. Şeyler, ören yerlerini kazıdım ya, altın bulayım diye. Meydan hamamın dibi bakır şeyini altın dedi, dibinde altın var. Caminin dibinde altın var derken tabii, her tarafı duman etti. Öyle oldu. Evet. Aynı zamanda da... Peki öyle. Şimdi şu bütün dışarıda da söyledikleri Besni'nin yerine oturmadığı, suyu elektriği olmadığı, kaygan bir arazide olduğu için buraya yüklü bir fabrika kurulamaz, bir saha olmadığı için daha ziyade göçe zorlandı diyorlar. Peki bu sen olsaydın bu Besni'yi nereye kurardın? Aslında... Sana sorsalardı ki gel lan bu Besni'yi kurardın, nereye kurardın? Kayardına vurardım. Kayardında daha elverişli, hafif meyilli, arazisi geniş. Yani tam şehir olmaya layık bir yerde. Ama bizim o zamanın zenginleri, burada birkaç parça arsasının olması nedeniyle burayı çat deyince orada çat, burada çat. Evet. İki isim olduğu için bu çatı buraya kondurdular. Kayelerin matbaatları. Evet. Ağanın, beyan, zenginin şimdi bu 50-60 sene içinde Allah Besnilerin dürüst, namuslu, çalışkan, iyi niyetli olduğunu da ortaya belirtti bak. Şimdi kayardın, aynı çattan yol geldi, gördün mü? Yol geldiği gibi fabrikalar da kurulmaya başladı oraya. Yani demek ki bu Besni'nin halkı bu aşağı şehirde camiyi de ayakta tutan onlarmış.
hamamları da ayakta tutan onlarmış. Tabii. Demek ki şimdi bir halini düşürmedik, biz gittikten sonra herkes talan etti. Ha. Demek ki bu beş sene halkının kendi... Mercanlar. Evet. Şimdi...